Bugün Almanca Futua 1 yani gelecek zamanı öğreneceğiz. Şimdi şunu diyebilirsiniz B1'e kadar niçin öğrenmedik biz bunu? Kuralları anlatınca birazdan anlayacaksınız. Ama şunu söyleyebilirim. Almanca'da present yani şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman bir arada aynı yapıyla kullanılır. Dolayısıyla gelecek zamana sadece belli başlı noktalarda ihtiyaç vardır. Hemen videoya geçiyorum. Geçmeden önce bu tarz içerikleri beğeniyorsan eğer kanalıma abone olabilirsin. Eğer destek olmak istersen de beğen ya da teşekkürler butonuna basarsan ve yorum yaparsan çok mutlu olurum. Bu yapıyı kullanırken Werden plus infinitif kullanıyoruz. Infinitiften kastımız neydi? Bir fiilin mekli maklı haliyle mesela gelmek, gitmekli haliyle hiçbir çekime uğramadan kullanılmış haliydi. Biz bu tarz yapılarda werden, haben ya da sein fiilini ya da können, müssen, sollen fiilini yardımcı fiil olarak kullanıyoruz. İşte werden'ı da Yine bu şekilde yardımcı fiil olarak kullanacağız. Normalde werden'ın anlamı neydi? Hemen bakıyorum ama önce bir çekimlerine bakalım. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie, sie werden şeklindeydi. Normalde geleceğe yönelik olmak anlamı vardır. Werden fiilinin süreç ifade eder. Örnek vermek gerekirse alles wird gut. Alles wird gut. Sana her şeyin iyi olacağını söylediğim, garanti ettiğim bir cümle. Her şey iyi olacak. Merak etme. Her şey düzelecek anlamında. Şu an iyi değil olmak anlamında bakarsak ve ama ileride iyi olacak. Süreç bittiğinde iyi olacak anlamında geleceğe yönelik bir olmak yapısıdır veya. Ya da er wird bald ein Arzt. Er wird bald ein Arzt o yakında do bir doktor olacak. O yakında bir doktor olacak şeklinde söylediğimizde henüz doktor olmamış ama bunun için çalışmalar sürüyor ve yakında doktor olacak şeklinde bir ifade olmuş olur. Zayndan farkı da tam olarak budur. Fakat biz futu aynsta yani gelecek zamana yönelik kullanımda werden fiilini bu anlamıyla kullanmıyoruz. Onu bir yardımcı fiil gibi alıyoruz. Ne demiştik? Bu model verblerimiz vardı ya mesela können, müssen, sollen gibi. Ya da geçmiş zamanda ne yapıyorduk? Haben ve sein fiilini yardımcı fiil olarak kullanıyorduk. Ve esas anlamından çıkıyordu. Aynı şey. Şimdi şurada bir örnek vermek istiyorum. Şöyle tahtanın kenarına geçeyim. Present ne demekti? Şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zamanda Almanca'da. Futua, yani burada Futua Einstein bahsediyorum. Biri yazmamışım kusura bakmayın. E, i̇ki yapıyı göreceğiz şimdi. Bir bakalım, bir karşılaştıralım. Elime de kırmızı kalemimi alayım. Heute Abend gehe ich einkaufen. Danach komme ich bei dir vorbei. Bugün akşam e, alışverişe gidiyorum. Alışverişe gideceğim aslında. Çünkü henüz bugün akşam olmamış. Ben bunu anlıyorum. Ve alışverişe gideceğim. Danach komme ich bei dir. Sonra, daha sonra sana uğrarım. Ya da daha sonra sana uğrayacağım. Şimdi bunu duruma göre işte geniş zamanla da yaparsınız, şimdiki zamanla da yaparsınız, gelecek zamanla da yaparsınız. Mesela şu cümlenin üç farklı çevirisi olur. Durumu bilmiyorsak eğer. Heute Abend gehe ich einkaufen. Bugün akşam alışverişe gidiyorum. Şimdiki zaman. Bugün akşam alışverişe giderim. Geniş zaman. Bugün akşam alışverişe gideceğim. Gelecek zaman. Şeklinde yapıyoruz. Üç farklı Durum anlamına geliyor. Ha nasıl anlıyoruz? E, durumdan konuşmadan yani bunu bu kadar ayrıntıya takılmaya gerek yok çünkü eğer öğlen konuşuyorsak, bugün olduğu kesin. Öğlen konuşuyorsak ya da sabah konuşuyorsak, ben sana gelecekte yapacağım bir plandan bahsediyorum. Geniş zaman olması mümkün değil çünkü hoca abın diye yani bugün akşam diye belli bir zaman vermişim yani sürekli düzenli yaptığım bir alışkanlıktan bahsetmiyorum. Ya şimdiki zaman gibi kullanırım. Türkçe'de. Ki şimdiki zamanı da aslında gelecek zamana yönelik kullanabiliyorum ya. Mesela bugün sana geliyorum. Bugün alışverişe gidiyorum. Henüz gitmediysem geleceğe yönelik bir anlamdadır. Ama yine de your eki ekleyerek şimdiki zamanda kullanırız. Fakat yine geleceğe hitap eder. Aynı şey Almanca'da da var. Nasıl çevirmek isterseniz isteyin. Şimdi biz bunu futuğa aynı yaptığımız zaman yine gelecek zaman olur. Heute Abend werde ich einkaufen gehen. Bakın ne yaptım burada? Werden kullandım if kişisine göre çekimledim ve gain fiilini infinitif olarak en sona attım. En sona. Hiçbir çekim almadı. Aynı e, model model yaplarda olduğu gibi. Bugün akşam alışverişe gideceğim diye kesin planladığım bir şey. Ve gelecek zamana yönelik söylüyorum. Danach werde ich bei dir vorbeikommen. Ne yaptım? Ayrılabilen fiili vorbeikommen fiilini sonda birleştirdim. Yine infinitif halde hiçbir çekim yok. Yardım fiilini yine yardımcı fiil olarak kullanıp ilk kişisine göre çekimledim. Şimdi ikisi arasında bir fark var mıdır hocam? Nasıl kullanılırlar? Günlük konuşmalarda Almanya'da keza tahmin ediyorum ki Avusturya'da, İsviçre'de de böyledir. Genelde present tercih edilir. Futua kullanmayı pek tercih etmezler. Keza yalnız, yanlış da olmaz merak etmeyin. Yani ben burada eyvah prezens değil de futua kullandım. Hocam yanlış mı olur? Hayır yanlış olmuyor. Ama daha yaygın kullanım biçimi prezens şeklindedir. Peki biz futuayı nerede kullanıyoruz? İşte bu 5 maddeyi söylerken, kullanırken kullanıyoruz. Şimdi etwas versprechen. Etwas versprechen demek bir şey hakkında bir şey için söz vermek demek. Mesela ich werde keine Cola mehr trinken. Ich werde keine Cola mehr trinken. Artık burada mehr'yi artık anlamında kullanabiliriz, daha anlamında anlamına da geliyor yerine göre. Artık kola içmeyeceğim. Hayatımdan kolayı çıkartıyorum. Kendime söz verdim. Ya da Ich werde dich nicht mehr stören. Ich werde dich nicht mehr stören. Seni bir daha rahatsız etmeyeceğim. Hani buradaki rahatsızlığı şöyle düşünün. Bir sevgiliniz var. Bir ara yapıştı size. Ayrıldınız ama bit istemiyorsunuz da. Rahatsız etme beni yeter artık. Bitir bu ilişkiyi kafanda diyorsunuz. Karşıdaki kişi de size söz veriyor. Ich werde dich nicht mehr stören. Seni bir daha rahatsız etmeyeceğim söz veriyorum. Son sözlerimi söyleyip gidiyorum derken mesela burada size bir söz veriyor ve burada weadım kullanılır. Geleceğe yönelik bir söz verdiği için. İkinci kısım: "etwas vermuten". Vermuten bir şeyi tahmin etmek anlamına gelir. Bir şeyi tahmin ediyorsunuz. Mesela Morgen wird es wahrscheinlich regnen. Morgen wird es wahrscheinlich regnen. Wahrscheinlich burada büyük olasılıkla belki anlamına gelir. Yarın büyük ihtimalle, bu arada büyük ihtimalle de kullanırım. Ben mesela Türkçe'de bunu büyük ihtimalle olarak kullanırım bu cümlede. Yarın büyük ihtimalle yağmur yağacak. Gelecek zamana yönelik baktım, kahverengi, kahverengi baktım gri gri bulutlar var. Diyebilirim ki ya yarın büyük ihtimalle yağmur yağacak. Burada bir vermuten yani bir tahmin yürüttüm. Etwas ankündigen. Ankündigen bildirmek, beyan etmek anlamına gelen bir fiildir. Ab morgen werde ich nicht mehr rauchen. Ab morgen werde ich nicht mehr rauchen. Evdeki herkese söylüyorum. Mesela evdekilere de diyorum ki artık siz de evde sigara içmeyin. Yapıyorsanız balkonda için yapın. Yarından itibaren ben sigara içmeyeceğim. Hayır burada diyebilirsiniz ki ya fesh aynı şey değil mi? Evet birbirine benziyor ama an kündüğünde e, duyuruyorsunuz ya yani başkalarına da duyuruyorsunuz bir şeyi fesh yaptığınız zaman yani söz verdiğiniz zaman kendinize de söz verebilirsiniz ama bunu illa herkese duyurmak zorunda değilsiniz. İvya'da kayne kola dediğiniz zaman e, kola içmeyeceğinize kendi kendinize söz veriyor olabilirsiniz. İlla onun mutlaka e, birilerine söylemek, duyurmak zorunda değilsiniz. Ama mesela bir şeyi herkese ya da çevrenizdekilere duyurduğunuzda an kündüğün yapmış olursunuz, bildirmiş olursunuz. Yarından itibaren sigara içmeyeceğim. Bunu Instagram'da da bildirebilirsiniz mesela. Herkese söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar ben böyle bir challenge'a başladım. Yarından itibaren sigara içmeyeceğim şeklinde. Good. bunu uzatmıyorum bence anladınız. Prognosen ausdrücken demek tahminler bildirmek anlamına gelir. Yani bir şey hakkında tahmin bildiriyorsunuz. In der Zukunft wird es nur noch Elektroautos geben. In der Zukunft wird es nur noch Elektroautos geben. Gelecek zamanda ya da gelecekte sadece elektri elektrikli arabalar olacak. Elektrikli arabalar göreceğiz her yerde. Şunu kesin sorarsınız diye buraya yazdım. Burada geben bir şeyi vermek anlamında değildir. Gebenin buradaki anlamı zum Ergebnis haben. Yani bir şey görüyorsunuz ve yapıyorsunuz. Yani gözlemliyorsunuz, inceliyorsunuz ve bir e, tahminde bulunuyorsunuz bir tahmin bildiriyorsunuz. Her yerde artık elektronik arabalarla ilgili reklamlar var. Devlet size destek veriyor. Elektronik araba satın almanız için ne bileyim işte şart koşuyor 2026'dan sonra diyorlar mesela. Sadece elektronik arabalara izin verilecek falan. Bu noktada artık diyebilirsiniz ki gelecekte sadece elektronik arabalar olacak şeklinde. Burada olacak göreceğiz, sahip olacağız gibi böyle zum Ergebnis haben yani sonucunda buna sahip olmak anlamı vardır geben'in. Bunu da nereden kontrol edebilirsiniz? Mesela Duden, Wörterbuch var ya Duden sözlüğü. Onun 8. açıklaması. Almancadan bakarsanız 8 numaralı açıklamada ya da geben fiilinin 8. anlamı şeklinde söyleyebilirim. Beşincisi Hoffnung ausdrücken. Hoffnung, umut Demek umut bildirmek. Umut'la ilgili bir şey, bir şeyi umut ettiğiniz bir şeyle ilgili bir bildirim veriyorsunuz. Es wird schon nichts passieren. Es wird schon nichts passieren. Bir, hiçbir şey olmayacak. Merak etme gibi. Hiçbir şey olmayacak. Şimdi hocam schon ne demek dediğini duydum. O yüzden önceden not bile aldım. Eğer schon kullanmazsakla başlayalım. Şon normalde ne demekti? Hani daha önceye yönelik anlama geliyordu. Bir anlamlarından birisi buydu. Oho çoktan gibi bir anlama geliyordu normalde kullandığımız zaman. Şon aynı zamanda fülveota yani boşluk doldurma kelimesi olarak da kullanılır. Bunların yine bazen duruma göre farklı farklı görevleri vardır. Şon kullanmazsak eğer bu cümlede, Es wird nichts passieren. Es wird nichts passieren. Dediğimiz zaman hiçbir şey olmayacak diye söz vermiş olurum. Versprechene girer. Hoffnung olmaz o zaman. Yani anozosum klare Aussage. Ve sana garanti ettiğim anlamına gelir. Es wird nichts passieren. Hiçbir şey olmayacak. Söz veriyorum, garanti ediyorum. Ama eğer bir şey olursa bu sana yalan söylediğim anlamına gelir ileride. Çünkü ben sana buna bu konuda söz verdim. Bunu kesin söyledim. Clara, Augusta, kesin bildirim yaptım. Dedim ki hiçbir şey olmayacak. Ama oldu. Dolayısıyla bana güvenini kaybedeceksin. Şon burada o kadar önemli bir kelime ki eğer burada şonu kullanırsam şonun anlamı burada benim bunu umut ettiğimi, garanti edemediğimi ama bu konuda sana umut bağladığımı alttan alta veren bir kelime, bir doldurma kelimesi oluyor. Ha bunu diyeceksiniz ki B1'de ben bunu nasıl anlayayım yahu? Bunu ne zaman anlamaya başlarsınız biliyor musunuz? Nerede doğru bir şekilde kullanacağınızı. C1 C2 seviyesinde. O yüzden bunu ya şimdi anlayamıyorum. Eyvah falan diye paniğe kapılmayın lütfen. Çünkü seviyeniz ilerlediğinde, bol bol okuduğunuzda, duyduğunuzda ve hayatınızda kullandığınızda otomatik olarak yerleşecek bunlar. Şimdi bu noktada ben birkaç tane örnek yazmak istiyorum tahtaya. O yüzden tahtayı silmem lazım. Yazdım. Şimdi beraber inceleyeceğiz ama 2 dakika çekiliyorum tahtanın karşısından bu dört örneği. Lütfen videoyu durdur, defterine yaz ve beraber çözümlemeye geçelim. Tam videoyu durdurup oraya yazdığını varsayarak şimdi çözümlemesine geçiyorum. Hepsini present yani şimdiki zamanda yazdım. Bunları geleceğe yönelik yazacağız. Ne demiştik? Aslında bunların hepsini, hemen hepsini ne yapıyorduk? E, Present'te de kullanabiliyorduk ama bir şeye söz verdiysek, bir şeyi e, umut ediyorsak kullanabiliyorduk e, gelecek zamanda da çok e, genel cümleler yazdım buraya. Hadi bakalım bunları futua aynsa çevireceğiz. Ich komme morgen Mittag zu dir. Ich komme morgen Mittag zu dir. Bu mesela bir şeyi ankündigen yaptığımda ya da bildirdiğimde, beyan ettiğimde kullanabilirim. Dolayısıyla burada futua aynsa kullanmam çok daha mantıklı. Çünkü bunu planladım. Dördüncü maddeydi. Hatırladın mı? Bir şeyi, pardon dört değil, üç. Bir şeyi ankündigen yapmak bildirmek, beyan etmek. Konuşuyorum. Ich komme morgen Mittag zu Bunu da diyebilirim elbette ama ve adını da yani Foto Aitsa kullanırsam da hacici durur. Ne yapmam gerekiyor? Common fiilini infinitif halde en sona atacağım. Yani buraya common diyeceğim. Burada common'ın yerine ve adının iş çekimine göre yazacağım bu kadar basit aslında. Buradakini kullanıyorum. Ich werde morgen Mittag zu dir kommen. Ich werde morgen Mittag zu dir kommen. Harika. İkinci örneğimize baktığımız zaman unser Sohn studiert nächstes Jahr in München. Unser Sohn studiert nächstes Jahr in München. Yine bir şey planlamışım. Bu noktada yine e, tahmin bildirmek dahi olabilir. Çünkü ben bunu önceden ayarlamış olmuş olurum. Çünkü bunu garanti söylediğim için. Dolayısıyla dördüncü madde yani prognozun Ağustos'un bile uyabilir. Ya da yine etwas ankünün yani bir şeyi bildirmek şeklinde geleceğe yönelik kullanılabilir. Studieren neydi? Üniversitede okumak anlamına geliyordu. Oğlumuz seneye Münih'te okuyacak, üniversiteye gidecek anlamında. Ne yapıyorum? Studieren fiilini en sona infinitif halde attığım zaman şu noktayı sileyim. Studieren şeklinde yazdım, noktamı koydum. Bunu attım. On zaman er olduğu için Er wird yazmam gerekiyor. Er wird nächstes Jahr, unser Sohn wird nächstes Jahr in München studieren. Şeklinde yapmış oldum. Harika. Diğer bir örneğe bakalım. Burada ne yaptım? Soru yaptım. Biz du mich nächsten Monat nochmal? Beni gelecek ay tekrar ziyaret edecek misin? şeklinde bir soru soruyorum burada. Eder misin diye de çevirebilirim. Edecek misine çevireceğim. Çünkü bu noktada e, bir hofnung var aslında burada alttan alta. Bir soruyorum beni beni e, ziyaret etmeni umarak sana bir soru soruyorum. Bu noktada futuğa aynı kullanabilirim. Nasıl yapacağım ama peki bu bir soru olursa? Ne yapıyorduk? Du'ya göre önce bezuhun fiilini atıyorum. Veadın fiilini başa koyuyorum. Çünkü hep ne yapıyorum burada bakın. Fiilin yerini atıyorum. Normal fiilin durduğu yeri. Hop veadın fiilini yapıştırıyorum. Eğer zorlanıyorsan soru olduğu için böyle yapabilirsin. Ne yaptım? Wirst du mich nächsten Monat nochmal? Soru işaretini siliyorum. Elimle sildiğim için özür dilerim. Bezuhun yazıyorum. Bezuhun soru işaretimi koydum. Yani soru olması yine fiilin en sona gitmesini engellemiyor. Çünkü yardımcı fiil en başa geldi bu noktada. Mili muğlu soru sormuş oldum. Beni bir dahaki ayda ziyaret edecek misin? Beni bir dahaki ay tekrar ziyaret edecek misin? Ya da gelecek ay nasıl çevirmek isterseniz. Şu soruyu sorabilirsiniz. Hocam buraya niye next monat dedik? Çünkü dea monat şeklinde sorabilirsiniz. Zamanları kullanırken zamanlar hemen her zaman akuzatif biçimde kullanılır. De monat, Dein monat olacağı için next monat demem gerekiyor arkadaşlar. Zamanlar akuzatifte kullanılırlar. Evet, diğer bir örneğimize bakalım. Fahrt ihr nächstes Wochenende wirklich zu eurem Onkel? Fahrt ihr nächstes Wochenende wirklich zu eurem Onkel? Önümüzdeki hafta sonu ya da gelecek hafta sonu, bir sonraki hafta sonu gerçekten amcanıza mı gideceksiniz? Burada fahren işte trenle olabilir, arabayla olabilir. Sonuçta bir gitmek, sürmek eyleminden bahsediyoruz. Cidden önümüzdeki hafta sonu amcanıza mı gideceksiniz şeklinde iyi kişisine sormuş oldum. Yine bir soru. Yine zorlanıyorsam ne yaptım? İyaya e göre fahın göre werden fiilini çektim. Werdet koydum. Fahın fiilini yine soru işaretimi silip en sona attım. Fahren şeklinde infinitif halde ve soru işaretimi koydum bu noktada. Werdet ihr nächstes Wochenende wirklich zu so eurem Onkel fahren? şeklinde. Werdet ihr nächstes Wochenende wirklich zu eurem Onkel fahren? Bence çok güzel oldu. Bir dahaki hafta sonu gerçekten amcanıza mı gideceksiniz? Önceden planlanmış bir şey var. Onu soruyorum. Bir versprechen var ortada mesela. Onunla ilgili bilgi edinmek istiyorum. Bu noktada yine werden kullanabilirim. Ama dediğim gibi eğer kullanmayı unutursanız karışık gelirse yine bunları aynı bu şekilde olduğu gibi presence'de de kullanabilirsiniz. Burada nasıl olsa geleceğe yönelik ifadeler kullandığımız için işte next is bu Monat, next month, next morgen, mittag gibi yarın öğlen şeklinde geleceğe yönelik olduğu için presence'de kursanız da anlaşılır merak etmeyin. Umarım sizler için faydalı bir video yapmışımdır. Eğer beğeniyorsanız destek olmak için beğen butonuna basmayı, teşekkürler butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolar hakkında her zaman bildirim alırsınız. Başka bir derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.